Ayrıldığı eşinin barışma teklifini kabul etmeyen Sevda Çakmak'sa ölümden döndü. Tam altı yerinden bıçaklanan genç kadın hastanede gözünü açtığında kendisini öldürmeye çalışan eski kocanın da serbest bırakıldığını öğrendi. Ve Çakmak geç gelen adalet adalet değildir diyerek bu karara isyan etti tabii. Merdivenden indiğim sırada karşımda belirdi. Cebinden çıkardığı bıçakla beni altı yerimden bıçakladı. Kendisini öldürmeye çalışan eski eşi serbest bırakıldı. Kararı öğrenen genç kadın işte böyle isyan etti. Öldükten sonra gelen adalet adalet değildir. Devlet büyüklerime sesleniyorum. Lütfen bana ve çocuğuma yardımcı olun. Kadına şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. İnegöl'de DJ'lik yapan Sevda Çakmak 19 Mayıs akşamı evine gireceği sırada ölümle burun buruna geldi. Apartmanın önünde bekleyen eski eşi Sezgin Arslan iddiaya göre genç kadına barışma teklifinde bulundu. Kabul etmeyince de çılgına döndü. Çakmağı tam 6 yerinden bıçakladı. Eski eşim Sezgin Arslan pusuya yatmış. Kendini komple etmiş. Evime kolonlarımı taşırken merdivenden indiğim sırada karşımda belirdi. Çakmağı öldürmek için kalbine hedef alan Arslan öldürmeyi başaramadı. Ancak genç kadının ruhunda derin yaralar açtı. Benim sadece bacağım bıçaklanmadı. Benim kalbimin altı da bıçaklandı. Kalbimi korurken kollarım gitti. Üstelik bu genç kadına yönelik ilk saldırı da değildi. Eğitim, öğretim olan bir okulun önünde de çocukların, velilerin gözü önünde ben şiddet görmüş bir bayanım. Olaydan sonra kaçan Sezgin Aslan kısa sürede yakalandı. Ancak çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hastanede gözünü açtığında mahkemenin kararını öğrenen genç kadın isyan etti. Bu adamı nasıl serbest bırakırsınız? Beni ailemle, çocuğumla, kardeşlerimle tehdit eden bir insanı nasıl salarsınız? Benim kanım yerde mi kalacak? Ben bir anneyim. Benim kanım yerde mi kalacak? Sevda Çakmak şimdi kendisini öldürmeye çalışan eski eşinin tutuklanması için yetkililerden yardım bekliyor. Öldükten sonra gelen adalet adalet değildir. Devlet büyüklerime sesleniyorum. Lütfen bana ve çocuğuma yardımcı olun.